Merhabalar arkadaşlar. Kadife iple Buzu yapımına hoş geldiniz. Biliyorum dört gözle bekliyorsunuz. Aslında tarifimiz aynı, farklı bir tarif kullanmıyorum. Ee, sadece arka ayaklarda toynak kısmını iptal ettim. Bakın. Şöyle göstereyim. Normalde şurada toynak kısmı vardı. Yalnız şu toynak kısmı burayı e, videoları izlemelerine rağmen e, denk getiremeyen arkadaşlar olmuş. Ben de arka ayaktaki e, toynak kısmını iptal ettim sadece yani öndeki eksiltmeleri yanlara verdim arkadaşlar e, şimdi bunu da izleyerek not alırsanız çok sevinirim onun dışında tamamı aynı yine o ön bacaklarımızdaki toynaklarımız duruyor ön bacakta da 5 sıra düz ördüğümüz bir bölüm var arkadaşlar orayı 4 sıra ördüm yani 1 sıra eksilttim onun dışında tamamı aynı şimdi ne kadar ip gidiyor falan ben de bilmiyorum beraber öreceğiz göreceğiz en sonunda videonun bitiminde sizlere ne kadar ip gittiğini söyleyeceğim. Piyasada beyaz ip bulmak biraz zor. E, şimdilik etrofil yonca buldum. Etrofil yonca e, biraz pahalı. E, Himalaya dolfin de kullanabilirsiniz. Lüks örse kadife de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Örümü kolay iplerdir Galamix var o da kolay örülüyor. E, etrofil e, biraz pahalı ama e, çok fazla gideceğini de düşünmüyorum. 5 tane falan diye düşünüyorum etrofilden. Etrofilin uzunluğu yazıyor mu? Şöyle bir bakayım, Metresini göremedim. E, heh, 120 metre. 120 metreymiş arkadaşlar. Bunu göz önünde bulundurursunuz alacağınız iplerde. Şimdi bakalım 120 metre olan kadife ipimizden kaç adet gidecek? E, ona göre sizlere bilgi vereceğim. Yine taban için şöyle plastik hazırladım, e, büyük hazırladım çünkü bakın şöyle tam tabanına otursun istiyorum bunu. Bunu da tabana yerleştirirken daha önceki videoda göstermeyi unutmuşum e, silikon biraz sıkıyorum veya tekstil yapıştırıcısı alt kısmına sürüp o şekilde yapıştırıyorum ki e, buralardan oynama yapmasın diye arkadaşlar onun dışında bir şeyimiz yok pembe ipimiz e, gelen pembe ipimi beğenmedim tekrar siparişi verdim biraz açık ton kalmıştı onu bekliyorum e, yine kafaya geldiğimiz zaman sizlere göstereceğim şimdi hemen arka ayak yapımımızla Başlayalım arkadaşlar Bir de şunu söyleyeyim ee, Ben tulip kullanıyorum 4 milimle öreceğim arkadaşlar Çok böyle e, gevşek gevşek örülmüş olan e, oyuncakları sevmiyorum kadife ipte Fazla açılıyor bakın böyle açılmaması lazım böyle ilmek aralarının falan çok düzgün Sert olması lazım Eliniz aşırı sıkıysa eğer 5 milim kullanabilirsiniz ama eliniz çok sıkı değilse 4 milimle örmenizi Tavsiye ederim Şimdi Siyah ipimi alıyorum. Bunu biraz e, görmesi zor olacaktır ama elimden geldiğince anlatmaya çalışacağım. Normalde sihirli halkanın içerisine 6 sık iğne ile başlıyoruz. Kadife iple sihirli halka yapılması zor. Şöyle bir önce sabitliyorum ipimi. 2 adet zincir çekiyorum. Bu videolarımı yeni başlayanlara özel olsun diye biraz yavaş anlatacağım. Çünkü zaten yapımını verdim. Bilenler zaten örebiliyor arkadaşlar. Şimdi ikinci yaptığım zincirin içerisine bakın şöyle aldım. İkisini birlikte çekiyorum. Yani sık iğne yapıyorum. Yine aynı zincirin içerisine 2, yine aynı zincirin içine 3. Hep aynı yere batıyorum. 4 5 ve 6. 6 adet sık iğne yaptım arkadaşlar. Şimdi ilk yaptığım şu zincirin içerisine şöyle giriyorum. Alıyorum. Bunun içinden de geçiriyorum. Yani ilmek kaydırma yapmış oluyorum. Şimdi ilmek kaydırma yaptım. ilmek kaydırma yaptığım yere değil hemen bir tane önüne. Şimdi ilmekleri nasıl sayacaksınız? Bakın 1, 2, 3, 4 5 6. Aslında şöyle baktığınız zaman siyah da pek gözükmüyor ama sayabilirsiniz. Şimdi sonraki ilmeğimin içerisine tabii batabilirsek evet. 1 2 tane çift yapıyorum. Sonrakine tekrar 2 tane çift yapıyorum. Yani 2 kez batıyorum. 5 6 Siyah da biraz zorlanabilirsiniz ama beyaza geçince rahatlayacaksınız. 7 8 9 10 11 12 Şimdi toplamda 12 adet sık iğnem olmuş oldu. Son ilmeğimin içerisine şöyle farklı bir renk normal ip Bakın şöyle tam içinden geçiyorum. Bunu da böyle içerisinden geçiriyorum. Bu benim başlangıç noktamı belirlenmem için iyi olacak her sıra başında. Şimdi devam edelim. Diğer sıramızdan devam ediyoruz. Bir tek yapıyorum. Bir çift yapıyorum. Bir tek, bir çift, bir tek bir çift bir tek bir çift bakın şimdi sona geldim bir tek yapıyorum son ilmeğimin içine almıştım buna çift yapıyorum bir çift şimdi son çıktığım Ilmeğin içerisinden hemen bakın şöyle ipimi tekrar geçiriyorum. Sonraki sırama devam ediyorum. Bir iki tane tek yapıyorum, bir tane çift yapıyorum. Önemli kısımları çok yavaş yapacağım merak etmeyin. İki tane tek, bir tane çift dikkat etmeniz gereken şey arttırma yerlerinizin üst üste gelmiş olması gerekiyor İki tek bir çift sıranın sonuna kadar iki tek bir çift bu ipimi koyduğum yere kadar devam ediyorum İki tek bir çift şu an arka ayağımızı yapıyoruz videonun başına da yazacağım ama yine de söyleyeyim bakın son ilmeğimin içerisine artırma yaptım yine hemen son ilmeğimin içinden şöyle ipimi alıp geçiriyorum son iki sıramızdan devam 1 2 3 3 tane tek bir tane çift sıramın sonuna kadar 3 tek bir çift yapıyorum İlmeklerin arasını nasıl göreceksiniz? Şimdi bunu örmeye başladığınız zaman göreceksiniz. Bakın şöyle tığınızı ilmek arasına batırdığınız zaman bakın. Şuraya batıyor işte bir tane ilmek şuraya da batıyor. Şöyle şöyle sayabilirsiniz mesela. Ya da bir iğne veya bir makas yardımıyla mesela diyelim şaşırdınız. İp de koymadınız nasıl sayacaksınız? Ya tığ yardımıyla ya makas yardımıyla şöyle giren yerlere 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bu şekilde sayabilirsiniz arkadaşlar. Devam ediyorum. Sıramın sonuna kadar 1, 2, 3 tek bir çift. 1, 2, 3, 3 tek bir çift. 4 milimle ördüğümüz için aşırı sıkmanıza gerek yok. Toplanmasın örgünüz. Onu örgünüzün şekline göre ayarlayın. Elinizi 1 2 3 tek. Bakın son ilmeğimin içerisine geldim. Bir çift yapıyorum. Hemen ipimi şuradan alıyorum. Bu ipi kullanmanız sizin çok yararınıza olacak. O ara konuştunuz veya işte çocuğunuz bir şey istedi. Ee, unutmamanız açısından bu ip neredeyse bitiş veya başlangıç noktanız orası. Şimdi arkadaşlar bu sırada şimdi yukarı doğru çıkmaya başlıyoruz. Blue dediğimiz tekniği daha önce göstermiştim. Yine bakın ilmeklere şu şekilde batmıyorum. Daha önceki videolardan da izleyebilirsiniz. Şuraya değil ilmeklerin arasına batıyoruz arkadaşlar. Şu arasından yani tek ili, arka ilmeğini alıyorum. Bu sıramın tamamını ilmeklerin içine batarak blue tekniğiyle örüyorum. Yani ilmekleri önden değil de arkadaki ilmeklerini örüyorum sadece. Bunu yapmamızın nedeni örgümüzün yukarıya doğru çıkmış olmasını sağlamak, daha düzgün çıkıyor taban kısmını oluşturmak. Sıramın sonuna kadar bu şekilde örüyorum. Merak etmeyin çok az kaldı ee, şeye beyaz ipe geçeceğiz o zaman daha rahat göreceksiniz Kadife iple örmek çok zevkli bu arada. Ben çok seviyorum. Ee, Tabi şu an kamera açısında örmeye çalışınca biraz zor oluyor ama normalde gerçekten çok keyif alarak örüyorum. Sizler de Umarım keyif alarak örürsünüz. Örersiniz. Konuşmayı da unuttum bu arada. Örürsünüz kızım gibi. <laughs> kızım da örürsün anne, örür müsün anne? Evet şu an çektim e ipimi. Şimdi normal bir şekilde öreceğim. Sadece o sırayı blue yani ilmeklerin içinden ördük. E anlaşılıyor mu? Şöyle biraz aydınlatma yapayım bakayım. Şurası bu şekilde. Tabanımızı biraz e, ördükten sonra koyacağız arkadaşlar. Şu kadar falan ördükten sonra yerleştireceğiz. Çünkü örmemiz zorlaşır eğer yerleştirirsek. Şimdi toynak kısmını iptal ettim. Yere geldik arka ayaklarda. Burayı mutlaka e, not alın arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 tane tek yaptım. Şöyle bir tane ilmeklerimin ön kısımlarını alarak eksiltme yapıyorum. Devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 tane tek yaptım. Bir tane eksiltme yapıyorum. Bakın son battığım ilmeği de alıyorum. Hemen ipimi içerisinden geçiriyorum. Bir sıramız kaldı siyah. Devam ediyorum. 1 2 3 tek 1 eksilt bir iki üç dört beş altı yedi sekiz dokuz on on bir on iki on üç on dört 17 18 19 20 21 22 23 23. ilmeğimi şöyle alıyorum kapatmıyorum arkadaşlar neden çünkü beyaz ipe geçeceğim şimdi beyaz ipimi alıyorum Hemen. beyaz ipimi aldım şöyle biraz ip bırakıyorum Bakın ipimi şu şekilde arasından geçiriyorum ve siyah ipimi biraz çekiştiriyorum şöyle. Biraz alttan çekiştiriyorum. Şimdi sonraki ilmeğe batırıp atacağım. Fakat e, inşallah zorlanmazsınız burada. Burayı blue öreceğiz arkadaşlar bu sırayı. Yani ilmeklerin içine batacağız. Ama siz ben zorlanırım o şekilde derseniz normal şu şekilde düz olarak örebilirsiniz. Ben bu sırayı şimdi yine e, daha önceki yaptığım gibi blue şekilde öreceğim. Sizler isterseniz düz de yapabilirsiniz. Şimdi burada siyah ipimi kesiyorum biraz uzun. Düğüm de atıyorum. Sıkıca. Bu ipler zaten kolay sökülen ipler değil. Alttan birkaç defa da yürüteceğim. Bakın şimdi ilmeklerimi hem içinden geçiriyorum arkasında bakın. Hem daha sağlam olmuş oluyor. Birkaç defa yapmanız yeterli bu işlemi. Blue şekilde sıranın sonuna kadar devam edelim. Kadife ip bu arada çok dökülen bir ip aslında. Böyle alerjileri falan olanlar zorlanabilirler özellikle dikiş kısımlarında sıranın sonuna kadar bulu yapıyorum Bu arada sesimden dolayı kusura bakmayın oruçlu olunca e, akşamları tabii ki video çekmek zor oluyor e, sabahları da ses böyle çatallı çatallı çıkıyor <laughs> şimdi son e, ilmeğimin e, ipimin olduğu yere geldim buraya batarken bulu batmıyorum arkadaşlar son ilmeğin içerisine buraya bulu değil normal bir şekilde batıyorum yani bulu'yu içine batıyorum ya siz tabi bulu örmediyseniz düz devam edebilirsiniz buraya normal batıyorum bu benim son ilmeğimin olduğu ip. Sonrakinin de bakın tam şuraya devam edeceğim sonraki sıradan. İpimi önce içeriye alayım. Sizler de şaşırmayın. Şöyle. Şimdi son iki sıramın şuradan batarak devam ediyorum. Burada ee, kaç sıra? 6 sıra düz öreceğiz arkadaşlar. 6 sıra beyazla düz öreceğiz. Yani her ilmeğimize düz bir şekilde batacağız. Hadi altı sıra örün gelin bakalım. Evet arkadaşlar 6 sıra düz bir şekilde ördük. Şimdi ilk geçtiğimiz beyazdan altı sıra hariç yani ördük. Beyaza geçtiğimiz sıra dokuzuncu sıramız yani şu sıra. 9 10 11 12 13 14 15. Yani ilk geçtiğimiz beyaz sırayı saymıyoruz. Ondan sonra yukarı doğru 6 sıra ördük. Şimdi bu aşamada tabanımı içine yerleştiriyorum. Sıcak silikon da sıkabilirsiniz. Daha önce öyle yapıyordum ben. Taban kısmına biraz sürüyorum. Bu dondurma kapağı arkadaşlar. Peynir, dondurma kabı böyle şeyler kullanabilirsiniz. Tekstil yapıştırıcısı sürdüm biraz ipimi şöyle alıyorum dışarıya doğru. Örgümün dışına şey yapmadan alt kısmına şu şekilde yerleştiriyorum. Biraz elinizle şöyle bastırın. Evet şimdi devam edelim. 15. sıramızı ördük. Şimdi devam ediyoruz. 16. sıramızda bir eksiltme yapıyorum sıra başında. bir eksilt bir iki üç dört beş altı yedi sekiz <laughs> dokuz on on bir on bir tane tek ördüm şimdi çift batıyorum bir kez daha çift batıyorum yani iki kez artırmış oluyorum nereyi yapıyoruz şu bakın şuradaki arka dirsek kısmını yapıyoruz iki tane artırma yaptım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 tane tek yaptım bir tane eksiltiyorum. Bu ipinizi kaydırmayı hiçbir zaman unutmayın. Yani geçirmeyi içinden hem de şaşırmamış olursunuz. Doldurma işlemini en son yapacağım arkadaşlar. Böyle rahat örüyoruz. Zaten geniş doldurmada sıkıntı yaşamazsınız. Devam edelim. Şimdi 3 sıra düz bir şekilde örelim arkadaşlar. 3 sıra düz örüyoruz. Bakalım bu buzağları örenler kaça satacaklar. <laughs> Arkadaşlar emeklerinizi lütfen bedavaya vermeyin. Katife ipli örmek e, evet kolay e, ama ipleri çok pahalı. Malzemesi en az 100 lira tutar tahminen. Bunu üçle çarptığınız zaman e, üzerine bir de işte el yapını her şeyini eklerseniz 350-400 liradan aşağı vermemeniz gerekir. İnşallah ören arkadaşlar bu şekilde fiyatlama yapabilirsiniz. Bir de oyuncağı yaparken e, acele etmeyin arkadaşlar. Yavaş olsun, güzel olsun. 3 sıra düz örelim. Evet, 3 sıra düz ördük arkadaşlar. Şimdi 20. sıramızdayız. Bakın size kolaylık olsun diye sıraları da söylüyorum notn arkadaşlar Lütfen bir de yazılı bir şekilde e, her yerde paylaşmayın ben zaten paylaştım bir tane artırma yaptım çift battım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 bir eksiltme yapıyorum. 2 tane tek örüyorum. Tekrar bir eksiltme yapıyorum. Buradaki amacımız dizi oluşturmak. Bakın yavaş yavaş şöyle dönmeye başladı. Şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 tane tek ördüm son ilmeğimin içerisine bir tane çift yapıyorum yani bir tane artırmış oluyorum ipini şey oldukça böyle alttan çekebilirsiniz onu yukarıya çıktıkça Evet. 21. Sıradayız. Bir tek, bir çift. Ilmek aralarına dikkat edin arkadaşlar. Buralar çok önemli. Bakın artırmalar özellikle böyle gözükmüyor gibi. Bir tek, bir çift yaptım. 1 iki. 3 4 5 6 7 8 9 9 tane tek yaptım bir tane eksiltiyorum 1 iki tane tek yapıyorum yine bir tane eksiltiyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 son ilmeğimin içerisine yine bir çift batıyorum. Evet. Şimdi Bakın arttırmalara mutlaka şöyle hafiften açın. Dikkatli yapın. Bu sefer denk gelmez. Bir, iki tane tek yaptım. Bir tane çift yapıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz. 8 tane tek yaptım. Bir tane eksiltiyorum. Yine bir iki tane tek yapıyorum. Bir tane eksiltiyorum. Bir iki üç dört beş altı 7 8 9 tane tek yapıyorum. Son ilmeğimin içerisine bir tane çift yapıyorum. Evet. Şimdi 23. sıramızdayız. 1 2 3 tane tek yapıyorum. Bir tane çift yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 10 tane tek yaptım bir tane Evet, eksiltme yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 <laughs> 8 9 10 tane tek yaptım son ilmeğimin içerisine bir tane çift yapıyorum çok keyifli değil mi ördükçe öresi geliyor insanın Heh, bu taraftaymış ip Allah başım döndü <laughs> kusura bakmayın <laughs> bakın şimdi gördünüz mü dirseğimiz arka dirseğimiz oluştu İçini doldurunca daha da ortaya çıkacak şimdi 24. sıradayız 1 2 3 4 4 tek yaptım bir tane artırma yapıyorum. Çift batıyorum yani. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 keşke hep böyle düz örülse değil mi? 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22 tane tek yaptım. Son ilmeğimin içerisine yine bir tane Kamerayı da salladık biraz. Bir çift yaptım. Yine ipimi hemen arasından geçiriyorum. Evet. Geldik 25. sıramıza bakayım şöyle. <laughs> Bu sıramızda 1 2 3 4 tane tek yapıyorum. Bir tane çift yapıyorum. Bu şekilde sıranın sonuna kadar devam ediyorum arkadaşlar. 1 2 3 4 tane tek bir tane çift ipimin bittiği yere kadar. Evet sıramın sonuna kadar 4 tek bir çift yaptım yine ipimi içerisinden geçiriyorum şimdi hiç artırma eksiltme yapmadan her ilmeğe tek olacak şekilde 3 sıra örüp bitiriyoruz arkadaşlar toplamda 28 sıramız olacak ayak tabanından itibaren 3 sıra düz bir şekilde örelim Evet 3 sıra düz bir şekilde ördüm şöyle son diğer bir ilmeğin içerisine ilmek kaydırarak bitiriyorum ipimi kesiyorum bunu çok uzun kesmiyorum çünkü bununla dikmeyeceğiz arkadaşlar bu zor dikilen bir ip şu şekilde içeriye doğru bunu bunu ince tığla yaparsak daha iyi olur tabi İpimi içine alıyorum şöyle içine düğümlüyorum Bunu bir kez yapmanız yeterli. İçini de el yapla dolduralım. Sonraki videomuz e, ön ayak videosu olacak arkadaşlar. Evet. İçini doldururken mutlaka e, eşit doldurmaya özen gösterelim. Eşit ve çok şey olmasın. E, hani aşırı tepiştirmeyin. Ama şöyle sıkı olsun. Yani sıkı. Bu şekilde olsun. Kolay gelsin arkadaşlar. Sonraki videomuzda ön ayaklarımızı öreceğiz.